Merhaba çocuklar. Bugün karakökü sayılarla ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Daha önceki videolarımızda karakökü sayılarla ilgili konu anlatımımızı yapmıştık. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak 2020 yılındaki LGS sorusunu çözeceğiz. Sorunun bilgi kutucuğunda bize bilgiler verilmiş. Şimdi biz soruyu okuyalım. Bir bilye atma oyununa ait kısa kenarın uzunluğu 1 metre olan 9 eş dikdörtgensel bölgeden oluşan oyun parkuru aşağıdaki biçimde aşağıdakide verilmiştir. Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun attığı bilye parkurda gösterilen mavi bölgede kalmıştır. Buna göre bu bilyenin başlangıç çizgisine uzaklığı metre cinsinden hangisi olamaz? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, mavi bölge 6 ile 7 metre arasında. Yani 6 metre dediğim şey aslında kök 36. 7 dediğim şey ise kök 49 metre. Yani diyor ki hangisi kök 36 ile kök 49 arasında değildir. Evet, ne yapıyorduk? Kaç sayı içeri alıyoruz arkadaşlar? 2 içeri, 4 diye girerdi. 4 çarpı 10 40 eder. Bakın 40 36 ile 49 arasındadır. Aynı şekilde 3 içeri 9 diye girer. 9 kere 5 45. Bakın 45 36 ile 49 arasındadır. Aynı şekilde 4 16 diye girer. 16 çarpı 3 de 48'dir. Aynı şekilde 48 de 36 ile 49 arasındadır. Bakın 2 içeriye 4 diye girer. 4 kere 13 de 52'dir. Bakın 52 36 ile 42 arasında olmadığından cevabımız arkadaşlar Diyarbakır'ın D'sidir. Gelelim ikinci soruya. Bu soruya benzer arkadaşlar ders videolarımızda bir soru çözmüştük. Şimdi okuyoruz soruyu. Yine bize soru bize bilgi kutucuğu vermiş. Bir şehrin demiryolu hatları üzerindeki istasyonlar aşağıdaki şekilde noktalar ile gösterilmiştir. Aynı hat üzerinde bulunan ardışık iki istasyon arasındaki mesafeler birbirine eşittir. ABC istasyonlarına hareket eden KLM trenine ortak olan D istasyonundan sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna ulaşıyorlar. Bu trenlerin gittikleri yolun uzunluğuna göre doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Ne demiştik arkadaşlar? Bunlar D noktasına kadar gelecekler. D'den sonrasını ortak dedikleri için arkadaşlar ne yapacağız? Aslında D'den sonrasını pek fazla dikkate almamıza gerek yok. Niye? Çünkü üçünün de ortak gittiği yol o. Şimdi en çok büyükten küçüğe doğru sıralamasını istemiş. Önce örneğin K treninin aldığı yolu bulalım. Sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nedir o zaman K treninin gittiği yol arkadaşlar? 15 kök 2. Sıralama yapacağımız için arkadaşlar 15'i içeri alacağız. 15'in karesi 225. 225 ile 2 çarptığımızda K treni kök 450 kilometre gidiyor. Aynı şekilde L trenini de bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne olur arkadaşlar? Bakın L treninkini yazıyorum. 8 kök 5 olur. 8 de içeri 64 girer. 64 çarpı 5 de ne eder arkadaşlar? 300 kök 320 kilometre edecektir. Son olarak M trenini bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ne olacaktır bakın? M treninki ise 13 kök 3. 13 ile içeri 169 diye girecektir arkadaşlar. Hemen şurada 169 da bir 3'ü çarpalım. Evet, ne oluyor bakın arkadaşlar? Kök 507 kilometre olacaktır. Bizde diyor ki büyükten küçüğe doğru sıralanmışı. Bakıyoruz arkadaşlar, sıralamada kök işleri eşitse sıralama yaparken arkadaşlar kök içine bakıyorduk. Kökü büyük olan daha büyük oluyordu. Buradan baktığımızda en büyüğün M. Ondan sonra K. Ve en küçüğünün de L olduğunu görüyoruz. Bu da cevabın Diyarbakır olduğunu bize söylemektedir. Şimdi üçüncü soruya gelelim arkadaşlar. Yine bir 2020 LGS sorusu. Aşağıda 4 farklı renkteki kartların her birinden 3'er tane verilmiştir. Aynı renkteki kartların üzerinde aynı kareköklü sayılar yazmaktadır. Eymen bu kartlardan seçerek üstlerinde yazan karekökü ifadeleri toplamda bir doğal sayı elde etmektedir. Buna göre Eymen en fazla kaç kart seçmelidir? Ben bu sorularda arkadaşlar önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Kök dışına çıkartıyoruz. Ben bu soruda bulduğum kartların hepsini toplayacağım. Doğal sayı yapmam için ne yapmam? Çıkartmam lazım. O zaman toplam sayıyı bulursam cevabı da bulmuş olacağım. Örneğin mavi bulalım arkadaşlar. 0 tam %9 şöyle yazılıyordu. 9 bölü 100. 9 da dışarı 3 diye çıkar. 100 da dışarı 10 diye çıkar. Yani şu mavi kartların her birisi 3 bölü 10. Yani o da eşitti. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 0 tam 10'da 3. 3 tane olduğu için 3 tane 0 3 0,9 eder. Yani mavi kartların toplamı 0 tam 10'da 9. Aynı şekilde kırmızı kartları bulalım. 25 bölü 100'dür. O da 5 bölü 10'a eşittir.
Bakın o da 0,5 demek ki 3 tane olduğu için 3 tane 0,5 1,5'tür. Yeşili bulalım arkadaşlar. 64/100 demek. O da dışarı 8/10. O da arkadaşlar 0,8 3 tane olduğu için 3 tane 0,8 2,4 edecektir. Ve son olarak turuncuyu bulursak arkadaşlar ne olacaktır? 12/10 edecektir. Pardon 144/100'den 12/10 edecektir. 3 tane olduğu için arkadaşlar 3 tane 1,2 ise 3,6 edecektir. Bunları önce bir toplayalım. 0,9, 1,5, 2,4 ve 3,6. Şimdi toplarsak 9, 5 daha 14, 4 daha 18, 6 daha 24. 24'ün 4'ü elde var. 2, 2, 1 daha 3, 2 daha 5, 3 daha 8. Bakın buradaki 12 kartın toplamı 8,4 arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Benim buradan kart çıkartmam lazım. Bakın buradaki bu ifadeyi doğal sayı yapmayan şey arkadaşlar virgülden sonra 4 olması. O zaman toplamları 4 olan sayılara bakmaya çalışacağız. Bakıyoruz arkadaşlar. Hemen gözüme en büyük kart 1,2 idi. Eğer ben bundan 2 tane seçersem bakın ne olacaktır arkadaşlar? 2,4 edecektir. Bunu 8,4'ten çıkarttığımda ne olacaktır? Bakın 6 edecektir. Bakın 12 kartım vardı. 2 tanesini çıkarttım. Geriye 10 tane kalır. Şimdi bazılarınız diyebilir ki hocam niye 0,8'den o zaman 3 tane çıkarsaydık olmaz mıydı? Olurdu ama bakın soru bize ne diyor? En fazla kaç kart seçilmeli? Yani mümkünse az kart çıkartmalıyız ki en fazlayı bulalım. Gelelim diğer soruya arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt alanları santimetre kare cinsinden ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olan karesel bölgeleri aşağıdaki gibi ayrılmıştır. Eşit alanlı bölgeler aynı harf ile gösterildiğine göre dikdörtgen şeklindeki bu kağıdın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir? Şimdi sorunun önemli yeri arkadaşlar alanları santimetre kare cinsinden ondan büyük birer tam kare. Yani ondan büyük birer tam kare ne vardır arkadaşlar? En az 16 vardır. O zaman en küçük arkadaşlar 16 alanı 16 yani A'nın alanı 16 ise bir kenarı ne olacaktır arkadaşlar ister istemez 4 olacaktır. Evet bakıyoruz bu sayede biz C'nin bir kenarını bulduk. Bakın C'nin bir kenarı 8 olur. Yani şurası da 8 olur. Ve şurası da 8 olur. Bakın 2 tane B'nin uzunluğu 12 olur. O zaman B'nin bir kenarında ne olacaktır arkadaşlar? 6 olacaktır. Ve bakın bu sayede de bakın D'nin bir kenarında ne bulduk arkadaşlar? 14 bulduk. Şimdi ne yaptık aslında? Biz dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarını bulduk arkadaşlar. Kısa kenarı bakın ne oluyor? 4, 4 daha 8, 6 daha 14. Uzun kenarı ise arkadaşlar 4, 8 daha 12, 14 daha ne olur arkadaşlar? 26 oluyor. Bize bunun alanını istiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? 26 ile 14'ü çarpın. Bize sonucu verecektir. 6 kere 4. 24. Evet. Pardon. Toplarsak arkadaşlar 364 yani cevabın C yanı olacağını gösterecektir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Alanı 1050 santimetre kare şeklindeki bir panoya kenarlarının birinin uzunluğu 5'in tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 2'nin tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki bir afiş pano yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır. Buna göre afişin bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir arkadaşlar? Ne vermiş bakın soru bize? Alanı 1050 santimetre kare olan bir pano verilmiş. O zaman çizelim arkadaşlar panomuzu. Alanı 1050'ymiş. O zaman bir kenarına A dersek biliyorsunuz ki diğer kenarlarda A olacaktır. Yani A kare eşittir 1050. Bir kenarı bulmak için bakın her iki tarafın kare kökünü buluyoruz. A eşittir kök 1050. Bakın kök 1050 sıralama yaptığımızda arkadaşlar 32 ile 33 arasında yer alıyor. Yani 1050'nin kök 1050'nin 32 ile 33 arasında yaklaşık arkadaşlar diyebiliriz ki A 32,5'tur diyebiliriz arkadaşlar. Yani A'nın yaklaşık değeri 32,5. Ne diyordu bu yerleştirecek bir afiş arkadaşlar? Uzun kenarı 5'in tam sayı kuvveti olacaktı arkadaşlar. 5'in tam sayı kuvveti ne oldu? Bakın 5 üzeri 0, 1. 5 üzeri 1, 2, 5. 5'in karesi 25. 5'in küpü 125. Bakın o zaman 5'in tam kuvveti orada ne olacaktır arkadaşlar? 5'in karesi yani 25 olacak.
Aynı şekilde diğer uzunluğu ise 2'nin tam sayı kuvveti. 2'nin tam sayı kuvvetleri 2 üzeri 0, 1, 2 üzeri 1, 2, 2 üzeri 2, 4, 2 üzeri 3, 8, 2 üzeri 4, 16, 2 üzeri 5, 32, 2 üzeri 6, 64. Bakın ne yaptık? 32'yi geçtik. O yüzden neyi seçeceğiz arkadaşlar? 2 üzeri 5 seçeceğiz. Bu da nedir arkadaşlar? 32'dir. Bize söylüyor ki bunun alanı arkadaşlar, afişimizin bir kenarı 25, diğer kenarı 32 arkadaşlar. 25 ile de 32 çarparsak ne olacaktır arkadaşlar? 800 edecek. Tir. Bu da cevabımızın V olduğunu söylüyor. Evet, 2019 LGS sorularına geçtik arkadaşlar. Yine bize soru bilgi de bilgi kutucuğu vermiş. Okuyoruz arkadaşlar soruyu. Aşağıdaki şekildeki bir vincin havada tuttuğu inşaat malzemesinin yerden yüksekliği kök 125 metre ve malzememin vincin koluna uzaklığı kök 45 metre. Zaten bakın bunlar gösterilmiş. Hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunları dışarı çıkartıyorduk. Temel kuralımız çünkü oydu. Ne demiştik? Biz karekök sayılarda sıralama hariç her zaman dışarı çıkartacağız. 45 arkadaşlar 9 çarpı 5'ten 3 kök 5. 125 ise 25 çarpı 5'ten 5 kök 5'ti. Şimdi devam ediyoruz sorumuza. Vincin konunun yerden yükselik sabit kalmak üzere malzeme şeklindeki konumdayken kök 5 metre yukarı çekiliyor. Bakın o zaman kök 5 metre yukarı çekilecek. Bu da arkadaşlar yukarı çıkacaktır. Buna göre son durumdan malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin koluna uzaklığından kaç metre fazladır? Bakın 5 kök 5'ti. 1 metre yukarı çıkarsa ne olacaktır arkadaşlar? 6 kök 5. Diğeri ise bakın vice olan yakınlık 3 kök 5'te yukarı çıkacağı için ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. O da ne olacaktır? 3 kök 5'ten 1 kök 5 çıkarttığımızda 2 kök 5 edecektir. Diyor ki arasındaki fark ne olur o zaman 6 kök 5'ten? 2 kök 5'e çıkartacağız arkadaşlar. Bakın kök işlerimiz eşit. Kat sayılarını çıkartıyorduk. 6'dan 2 çıktı 4. O zaman 4 kök 5 cevabımız C'nin C'si olduğunu söyler. Evet. Yine 2019 LGS sorusuna bakıyoruz arkadaşlar. Yine bize bilgi kutucuğunu vermiş. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kağıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 27. Bakın arkadaşlar bunun alanı 27'ymiş. Olup dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanının 3 katına eşitmiş. Bakın bunun alanı 27 ise o zaman dikdörtgenin alanının 3 katı olduğu için o zaman dikdörtgenin alanında ne olacaktır arkadaşlar? 9 olacaktır. Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenar uzunluğu kaç santimetre karedir? Evet. Bakın bize karenin alanı verilmişse karenin bir kenarını bulabiliyorduk. Ne diyelim buraya A dersek? Ne oluyordu arkadaşlar? A kare eşittir 27'den. Her iki tarafın kare kökünü alıyoruz. A. Bakın 27 de 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 edecek. Yani karenin bir kenarı 3 kök 3. Bakıyoruz arkadaşlar, dikdörtgenin bir kenarıyla karenin uzun kenarı, pardon, dikdörtgenin uzun kenarıyla karenin bir kenarı eşit. Yani dikdörtgenin uzun kenarı da 3 kök 3 olur arkadaşlar. Çünkü ortak kenar. Bize şu kısa kenarı istiyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Dikdörtgenin uzun alanını bulmak için uzun kenarla kısa kenarı çarpım ne bulacağız arkadaşlar? 9 bulacağız. Bakın ne oluyor? 3 kök 3 çarpı x eşittir ne olacak arkadaşlar? 9 olacak. X buradan arkadaşlar mecburi kök 3 olmalı. Niye? Çünkü 3 bunun önünde gizli 1 var. 3 ile 1'i çarptık. 3 kök 3 ile kök 3'ü çarpmalıyız ki 9 etsin. O da dışarı. 3 diye çıkar. 3 ile 3'ü çarparsak 9 eder. Bu yüzden arkadaşlar sorumuzun cevabı kök 3 yani Diyarbakır olacaktır. Evet 2018 LGS sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. Yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bakın 7 ile 10 arasında. Bakın eksik olan ne? 8 ve 9 sayıları eksik. Bu 8 ve 9 sayıların nerede olduğunu bulacağız arkadaşlar. Baktığımızda 6 eş parça ayrıldığında buranın 8, buranın da 9 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın neden? Her birinin 6 parça her birinin arasında ne olacak arkadaşlar? İkişer birim yer olacak. Bakın A noktası 8 ile 9 arasında ve 8'e daha yakın. Peki 8'in kök 64, 9'un da kök 81 olduğunu biliyoruz. 64'e yakın olacak. Evet bakıyoruz 94 zaten 64 ile 81 arasında değil. Aynı şekilde 88 de 8 ile 9 arasında değil. Bakın kök 79 8 ile 9 arasında ama bakın kök 81'e daha yakındır. Bu yüzden cevabımız Diyarbakır'dır arkadaşlar. Kök 68 kök 64 ile kök 81 arasında ve kök 64'e daha yakındır. O yüzden cevabımız Diyarbakır'ın D'sidir. Altan ve Can defterlerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar.
Altının çizdiği karenin alanının uzunlukları 7 santim ve 9 santim olan dikdörtgenin alanından büyük. O zaman bakın çizdiğimiz dikdörtgen ne olacak arkadaşlar? 7 kere 9'dan 63. O zaman altının çizdiği kare 63'ten büyük. Can'ın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından küçük. O zaman Can'ın çizdiği de arkadaşlar 63'ten ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Buna göre Altan ile Can'ın çizdiği karelerin alanları arasındaki fark en az kaçtır? Kare arkadaşlar bakın ne diyor? Kenar uzunlukları doğal sayı olduğu için arkadaşlar kenar uzunlukları doğal sayı olacak. Bu yüzden alanı tam kare olacak. Hemen 63'ten büyük. En büyük ne var arkadaşlar? 64 var. Yani bu Altan'ın çizdiği karenin alanı 64'tür. Aynı şekilde Can'ın çizdiği kare ise arkadaşlar 63'ten küçük tam kare 49 var arkadaşlar. Bakın ne diyor? Arasındaki en fark en az kaçtır? O zaman ne yapacağız? 64'ten 49'u çıkartınca cevabımızı ne bulacağız arkadaşlar? 15 bulacağız. Bu da bu cevabın Bursa olduğunu söylemekte. 10. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. LGS ile ilgili çıkmış son soruya. Alanı 118 santimetre kare olan bir evin dikdörtgen biçimdeki odaları ve salonu dışındaki bölümlerin toplam alanı 34 metrekare. Salonun alanı metrekare cinsinden birer tam kare sayıdır. Bakın salonun alanı metrekare cinsinden birer tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçüktür. Yani salon küçüktü odaların toplamı. Toplamı. Evet. Bu salonun kısa kenarın uzunluğu kök 18 metre olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metre oluyor diyor arkadaşlar. Evet bakıyoruz arkadaşlar ne diyordu? Evin alanı 118'di. Oda ve salon dışındaki bölümlerin toplamı 34 ise o zaman salon ve odanın toplamını bulmak için arkadaşlar 118'den 34'ü çıkartacağız. Bakın çıkarttım da ne bulacağım arkadaşlar? 84 metrekare bulacağım. Diyor ki bize diyor ki salonun kısa kenarın uzunluğu kök 18. Ben hemen bunu dışarı çıkartalım arkadaşlar. Nedir? 3 kök 2. Şıklardan yapalım bu soruyu. Bakalım arkadaşlar 3 kök 2 ile A'yı deniyorum. 7 kök 2'yi çarptığımda bakın 3 kere 7 21 kök 2 çarpı kök 2'den kök 4 eder. O da dışarı ne çıkar? 2 diye çıkar. 21 ile 2 çarptığımızda 42 eder. Bakın ne demiştik? Salon odanın toplamından küçük ama bakın eğer salon 42 ise oda da 42 ödeyecek. Bu yüzden cevabımız Adana değildir. Gelelim B şıkkına arkadaşlar. 3 kök 2 ile 6 kök 2 çarptım da arkadaşlar. Bakın 3 kere 6 18 kök 2 ile kök 2 çarptım. Kök 4 o da dışarı. 2 diye çıkacaktır. 18 ile 2 çarptığımızda 36. Bakıyoruz arkadaşlar. 36 bir tam kare. Çünkü salonun alanı tam kare olduğunu söylüyor ve eğer salon 36 ise 84'ten 36'yı çıkarttığımızda ne çıkacaktır arkadaşlar? 48 çıkacaktır. Bakın 36 48'den küçük. Bakın bu şartı da sağladı. Alanın tam kare olduğunu da söylüyor. Bu yüzden cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Bursa'nın B'si olacaktır. Şimdi arkadaşlar karekökü sayılarla ilgili çıkmış LGS sorularını çözdük. Umarım faydalı olabilmişizdir. Lütfen kanalımıza abone olup okulumuza destek olunuz. Yapamadığınız sorular arkadaşlar durdura durdura yani önce kendiniz çözün. Ondan sonra çözümünü dinlemenizi tavsiye ediyorum. Başarılar diliyorum sizlere. Kolay gelsin.